Merhaba arkadaşlar, Togo'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ozan. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Bey. Sen olsun. Başla. Adın ne? Adın. Ha, adım Hazreti Şaban. Merhaba arkadaşlar, Togo'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuz. Ben Ozan. Bugün ne yapacağız oğlum? Bugün Geleceğin Oyun Geliştirme Okulu'nda 4 tane oyun inceleyeceğiz. Mis gibi oyun. Hadi zaten geçen ayda yapmıştık bunu. Birkaç tane oyun incelemiştik. Bugün de 4 tane güzel oyunumuz var. Runner'ı da seçtik arasında. Geçen sefer de Runner'ı da inceleyememiştik. Oyunlarımıza geçelim yavaşça. Tamam. İlk hangi oyunu oynamıştın? Merge Fighters çok güzel. Merge Fighters. Merge Fighters şeyin Free Play diye bir publisher'ımız var. California'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Bizim değil. Publisher'ımız derken bir publisher var Free Play. Bir publisher var mı? Çapında binen herhangi bir publisher var. Onun bir oyunu. Ne yapıyorum şimdi, bunları birleştireceğim mi? Aynen, bir kere merge mekaniği var, yani birleştirme ve iki tane farklı nesneyi birleştirip yeni bir nesne elde ettiğimiz. Ateşli odun yaptım. O şey oldu, bir de şey yaptım. Şimdi bunu eline mi veriyorum? Aynen. Ben şimdi bunu döveceğim mi adam? Şimdi silah olarak kullanacaksın onu. Rakipleri alt etmeye. Defans yapabiliyor muyum? Elaga etmeye çalışıyorsun. Defans da yapabiliyorum herhalde. En iyi defans yapmak oyunu oynamaktır. Defans yapabiliyorsun şu an. Ama pek de oyunlayamıyorum. Offside taktiği diye bir şey yok. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Yani şimdi bunları alıyoruz. Mesela farklı kombinasyonlarda. He, şimdi odunu birleştirdim. Bunda. Bunu koydum. Ağaç dalı. Aynen. Tamam. Güzel mi iş? Nasıl vurursam öyle veriyor. Tabii. Elime. Aha yaptım. Kürek oldu. Bunu, tamam, elime kürek oldu. Ver, ben seni bir döveyim şöyle. Yalnız animasyonları bayağı iyi. Değil mi? Defans yapamadım. Bir saldırsa. Aa, dojluyorum. Hoppa. Vuruş hissiyatı ya. Vallahi vuruş hissini çok iyi yapmışlar. Oyunun şeyi çok güzel. Yani önüne ne çıkacağını kestiremiyor. Bu tarz oyunlarda kullanıcıya yani özgürlük vermek ve onun yaptığı seçimler başarı elde ettirmek güzel ya. Evet. Burada o var mı? Zaten oyunun eğlenceliği orada. Yani böyle sürekli elime bir silah verse ve ben dövüşsem sarmaz bu kadar, ama aşağıda bir şeyler başardığım zaman o bana böyle tatmin hissi veriyor ya. Çok aynen. Güzel. Ben bayağı oynarım bunu. Beni yani bir hafta iki hafta oynatır bu oyun. Çünkü bilinmezlik falan oyunlarda güzel oluyor. Ben kendimce beğendim. Merge Fighters. Yapanların eline sağlık. Bir dahaki oyunumuz Elemental Ghost. Mooney'nin publisher'ını yaptığı bir oyun. Yaklaşık 1 milyonda indirilmiş. Pempem Games'in. Bu oyunu ben seçtim. Oyun yani kendi içinde garip bir mekaniği var. Daha önce görmediğim bir mekanik. Şimdi bunda bildiğim kadarıyla bir elimde elektrik, bir elimde su var. Ben önce elektriği sonra suyu atmam gerekiyor ki adam çarpılsın gibi ayrıntılar gördüm. Yok, ilk önce suyu sonra elektriği. Ha, doğru. Böyle tam şu an elektriği ver, bak nasıl çarpılacaklar. İşte tamam. Bu güzel yani. Böyle gözü ben direkt yangın hidrantına yapayım. Bunları ıslatsın. Şimdi elektriği koy. Oh, böyle tüm adamları ıslattı. Ben kolayca hepsini çarpabildim. Bu hani ben kendimi zeki hissettim. Ne kadar da iyi oynuyorum. Yani çok da nasıl düşündüm su ama ve falan. Elektrik çarpar. Su ve elektrik çarpar mı? Fizik falan biliyoruz yani böyle. Bilmediğim şey yok. Hanet olsun bu kafaya ya. Bunu bana hissettirdiği için başarılı bir oyun. Zaten biraz da ne kadardı bu? 1 milyon muydu? 1 milyon indirmiş. Biraz da scale etmiş bir oyun yani. Burada da mesela... Tabii burada da aynı elektriği şuraya koyuyor. Elektrik kulesi var. Hepsini hop. Öyle çarpıyorum. Bir de normalde hyper-casual oyunlar şey derler ya, telefon dik dur ve tek elle oynarsın falan. Bu tek elle de oynanabiliyor ama adamlar şeye de izin vermiş. Mesela iki elle oynadığın zaman ikisini de beraber kullanabiliyorsun böyle. Değil mi? Bu da yenilikçi, evet. Bir şey. Eğlenceli olduysa problem yok. Aynen. Şimdi iki tane kullan. Bir ateş geldi, diğeri bulut. Ne geldi? Bulut galiba mu? Bilmiyorum. Bulut diye element. Şimdi ateşi alacağım beni, diğerinde bulut al diyor. Tamam. Şu anda bulunan 4 element. Ateş, su, toprak, tahta. Süper. Mesela bunlarda abi. Değişik skill'ler yapacağız galiba. Hmm. Hava. Öyle. Hava bükme. Hava. Havayı ne yapacağız ki? Avatar. He, uçuruyoruz. Ateş atacağım, harlayacağım. O ne ya? Baloncuğu alacağım bunları. He, havayı atıyoruz. Havayla beraber ateşi koyduğum baloncuk içinde mi alıyorum? Yani ateşle hava birleşince baloncuk olur ya hani. Olur mu? Gerçekte de. Onu yansıtmışlar. Oluyor. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta bulun. Hava olmasın. Kardeşim, doğada bulunan diyorum. Araştırmanı tavsiye ederim. Cahilimize denk geldi. Yakıyor. Bak, son bir bölüm oynayayım. Ateşle su yapsana. Ateş ve su birbirimizin nötrlemeyelim. Sadece ateş tutarsam var. Kalkanı var. Suyla ilk önce su kafasına doğru. Kalkanını eritmem lazım ki suyla. Kalkanlara karşı çok etkili. Peki, aslında güzel bir karışım olması lazım ama niye olmadı? Ateş her türlü yakıyor yani. Evet.
Varsa kazanıyorsun. Peki, bazı kombinasyonları kasmamışlar mesela. Yorum nedir oyunla ilgili? Bize o çift el mantığıyla şeyi öğretti. Eğlenceliyse oyun oynanır. Farklı elementlerin kullanımı da güzel olmuş o. Kombolar, işte elektrik ve suyun birleşimi. Ne bileyim, yangın musluğuyla ben etkileşime geçebiliyorum. Daha sonra bir elektrikle hepsini birden çarpabiliyorum. Bu da hem bir özgürlük hem de yine zeki hissettirmek. Hem bunu deyip duruyorum da yani. Zeki hissettirmek çok önemli. Zeki hissettirmek yani, hissettiriyor. Kullanıcı üzerinden düşünürsek benim yorumum böyle. Güzel oyun. Başarılı oyun. Yapanların eline sağlık. Bir dahaki oyunumuza geçebiliriz o zaman. Get to Supercar 3D. Super Sonic'in oyunu 1 milyon indirilmiş. Bu da yine scale etmiş bir oyunumuz. Bu Runner. Öncekinde Runner seçmedik diye dedik bunu da biraz Runner şey yapalım. Şimdi oyunumuz direkt bozuk bir arabayla verdi bana. Ne yapacağım? Bu oyunda ne görüyorsun? Bana kronolojik sırayla anlat. Bu tablodan ne anlıyorsunuz? Bana anlatabilir misiniz? Ya polişte bir şey yok. Dümdüz yürüyoruz. Ve çok dış yapmamıştın ama galiba şey mi yapıyorum şu an? Arabayı trade mi ettim? Aynen. Ya oyundaki amaç şu. Sen eski bir arabayla başlıyorsun. Bunu sen. Matematik tamam. Kapılarından geçirerek işte artı bilmem kaç bin dolar, eksi bilmem kaç bin dolar şeklinde olan kapılarından geçiriyorsun. Arabayı değerlendirdim, sattım. Sell yaptım ben, sattım. Sonra oradan bir tane para kazandım. Hı-hı. Şimdi idle'a mı döndüm? Aynen, burada da oyun sonunda bir idle kısmı eklemişler. Burayı alayım, tamam bunu da. Burada para harcaman, oyunda daha çok vakit geçirmen için aslında. Tamam. Yani muhtemelen sonradan ayrılmış. Şimdi 20k koydum. Aynen. Bak koydum. Next car diye bir tane slider var orada mesela. Orada senin ne zaman geçeceğin görünüyor sonra. Ha, değerlendikçe? Değerlendikçe şey arabanın modeli, temizliği yenileniyor. Aha geldi, güzel. Dur, güzel bir araba. Alalım. Yok istemiyorum. No, thanks. Burada da satacak mısın? Saklayacak mısın? Chip yaparsam bir dahakine bununla mı devam ediyorum? Yok, etmiyorsun. Ben de öyle sandım. Bir kere geliştirdim etmedi. Chip'in boşa oynadım. Satayım o zaman ya. Garajına koyuyorsun chip yaparsan. Boyamayı kaç. O boyama mıydı? Ben onu şey sandım. Obstacle değil. 5K. Yine çok şey yapamadım. Şimdi yine chip yapacağım bakalım. Aynen, gerçek mi? Saklayacak mı? No thanks. Keep. Ha bir de garaja koyayım. Ah. Idle kısmını da daha sonra kullandırabilir. Belki. Şey yaptık, tamam. Bak bu sefer yüksek bir yere gidecek gibi hissediyorum. Oyun galiba ona doğru bir evrildi gibi. Tamam, güzel araba. Aldım bir tane daha. Satayım bunu. Yok istemiyorum ben bir şey. No thanks. Hiç reklam çıkmadı bu arada. Be my bigo, bigo, bigo. Zamanlama harika ya. Evet, tabii şaşırıyordum ha. Sürekli bastım reklam nerede gelecek diye. Bunaltmayalım demişler herhalde. Bir dahaki video Adblocker'la geliyoruz. Tamam, bu oyunda güzelmiş. Bir şeye de bakayım. Idle kısmına. Şu an gördüğüm ekran. Ha bak, kip yaptıklarım buraya gelmiş. Hı-hı. Ya şey değil yani, zeminde pek bir şey yok. Bu sliderlar güzel değil. Satış yeri güzel değil. Ve şey, runner kısmında da bence pek polish yok. Oyun scale etmiş. Bayağı indirilmiş bir oyun ama bence biraz daha kasmaları gerekiyor. Yani bir süre sonra bırakırım oynamayı. Çünkü yani mekanik tamam güzel ama bir süre sonra benim gözüme de hitap etmesi gerekiyor bazı şeylerin. O açıdan biraz daha geliştirebilir geldi bana. Bilmiyorum sen ne dersin ama. Ben idle kısmının mantığını şimdi anladım yani. Sen orada tutuyorsun. Hı-hı. Yani o kadar uzun oynamamıştın. Evet. Sen orada tutuyorsun. Daha sonra sana aradı ya, özel bir teklif yapıyor. Satıyorsun veya satmıyorsun. Ya da yüksek fiyat bekliyorsun. Olay o muymuş? Aynen. Orada o işe yarıyormuş. Finish'te bitirdim oyunu. Güzel bir araba ben inşa ettim. Onu saklayıp diğer bölüme onunla devam etme seçeneği. Arabayı ver, kaçmayın. Arabayı verin kardeşim, arabayı verin. Oyunu scale ettirmişler ama iyi ettirmişler, helal olsun. Ama bence hala geliştirebilir. Benim nacizane yorumum böyle. Beğendin ne var oyunda peki? Oyun güzel. Şey güzel, bu trade etme olayı. Zaten trade böyle ticaret olayı, al sat yapmalar güzel. Bir de arabaları tutup mesela arıyor seni, teklif yaptırıyor. Bunlar da hoş. Oyun genel olarak güzel ama geliştirilebilir bence. Biraz daha üzerine düşülebilir. Yapanların eline sağlık diyelim. Bir dahaki oyunumuza geçelim. Geçelim. Evet, son oyunumuz Hide and Seek. Super Sonic'in yayınladığı bir oyun. Bunu ben seçtim. Kaydı başlatamıyorum. Oyunda çok basit aslında. Yani saklambaç. Ama bence mekaniği güzel yedirmişler. Başlangıçta saklanmayı da seçebiliyorsun. Onu bulan ebe olmayı da seçebiliyorsun. Kapılar falan çok hoş. Sen şu an saklanmayı seçtin. Bak burada arayan bir adam var. Ondan uzak durman gerekiyor. Help mesela me. Şuradaki help me diyen adamı yakalamış. Sen onu kurtarabiliyorsun. Ben direkt şey. Mesela şu yakalandı ya. Arkasından dolan onu kurtar mesela. Hide dedim, saklandım. Bak şu an görünmezsin bir tane. Bu ne görünmez? Ara ara böyle skill'ler de var. Anahtar ne işe yarıyor? O vardır bir yerde kullanıyorsundur ama. Süreli. Tamam, son anda yakalandım ya. Seek'te de ebesen oluyorsun, herkes kaçıyor. Bak onlar sol tarafa doğru kaçıyor. Bak Folus'a doğru kaçıyor. Burada kimse gözükmüyor. Yani koşman, araman lazım. Ama ben ilk başta nasıl arayacağımı bilememiştim. Ama şöyle bir trik varmış bak. Sağda solda görüyorsun. Çıkıyor. Aynen. Onlar yakınındaki insanların koştuğu noktaları gösteriyor. Muş. Aha şuraya gitti. Aynen bak onu koş şimdi, orada yakalayacak. Kesin oraya gitti. Gitmemiş. Süren azalıyor bu arada. Aha orada var. Ha bak birini yakaladım. Var. Sen aha. De buldum.
Bak mesela böyle o bulutları takip ederek hepsini alman lazım. Yalnız çok iyi oynuyor. Zor ama. Yani şeyden daha zor. Mesela kaçmak daha kolay buna ziyade. Ama bence bu daha eğlenceli. Güzel, çok güzel. Çok kolaya kaçmamak lazım bazı şeylerde de. Bir de kovalayıp o şey oluyor ya, bazen böyle o ayaklar böyle tozlar kesişiyor. Bir dönüyorsun böyle 3-4 kişi ben aynı anda yakalıyorsun ya, onun hissi. Çat çat çat. Mükemmel. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İlerleyen bölümlerde böyle rampalı şeyler var. Adam yukarıda gezebiliyorsan altta saklanıyorsun. Ya da ışınlanma teleport noktaları var. Bir anda kaçarken teleporttan çıkıp öbür tarafa kaçıyorum, böyle adam orada kalıyor mal diyor. Bölüm bölüm kasmaları da evet, güzel evet. Olmuş. Bölümleri niye kasmışlar? Ya bir tek şu ortada gelen şeylere sinir oldum. Şunlar, bazen şunlar şu reklam kısımlarının üstünden geçmen gerekiyor kaçman için. Zorla reklam yakaladı beni. Zorla reklam izletiyorum. Dur bir daha. Bu Bridge Race'in çakması? Yok, Bridge Race'den direkt. Özür dileriz Garavel Games'ten buradan. Özür dilerim. Ama gerçek gibi durmuyordu. Çakması gibi duruyor. Yeni kreatiftir. Kreatif deniyorlar herhalde. Kreatif nedir? Bu arada biraz da bilgilendirme. Bir oyun yaptık, yayınlayacağız. Instagram'da kaydırırken işte storyler arasında ben oyun videosu görüyorum. Bu videolara kreatif deniyor. Oyunun tanıtım videosu aslında kısaca. Tanıtım videosu, reklamı. Tabii bunun kendine göre bazı şeyleri var, özellikleri var, uymanız gereken kurallar var. Ticari açıdan bu pazarlamanın başarılı olması için. Zaten böyle yani kreatifini iyi yapan oyunlarında CPI değerleri yüksek geliyor. CPI nedir? CPI değeri de cost per install diye, yani indirme başına maliyet diye. Yani yapılan her reklam yatırımına sana ne kadar kullanıcı getirdiğini hesaplanan bir şey. Bilendirme kısmı gibi oldu. Bu hepsini kavramları şey gelecek videolarımızı takip ederek öğrenebilirsiniz. Aynen, hepsini bir anda söyleyip bunaltmayalım insanları da. Hyper Casual'da kullanılan terimler, yani sektöre girmeyi düşünüyorsanız da bunlara böyle hafiften aşina olsanız güzel olabilir. Çünkü yapılan oyunların yani oyun ne kadar güzel olursa olsun bunu pazarlamazsanız pek bir getiri getirmiyor. Çünkü bir insanların görmesi lazım oyununuzu ve güzel de görmesi lazım. Togo Hyper Casual günlükleri kayıt 2. Hyper Casual. Evet, ne oldu o zaman? Bir aksaklık gibi teknik bir şey oldu. Teknik aksaklıklar yaşadık. Bir takım teknik aksaklıkların dolayı kayıt almamışız. Kayıtlar silmiş ama Allah'tan erken fark ettik. Çok fazla şeyimiz gitmedi. Daha Hide and Seek'in yorumlarından alabiliriz. Beğendin mi oyunu? Hide and Seek güzel. Yüzyıllardır olan bir çocuk oyununun dijital bir versiyona uyarlanması. Hyper Casual uyarlanması. Güzel uyarlanırsa başarıyı yakalıyor. Evet. Yani demin dedin ya, eğlenceliyse zaten oynatıyor diye. Onu yapmışlar yani, hepimizin bildiği bir mekanik aslında. Ve tabii hani dümdüz değil. Çeşitli işte orada boostlar, güçlendirmeler koymuşlar. Ondan sonra çeşitli trikler var yine oyun içinde, saklanırken birini kurtarabiliyorsun ya da aradığında orada toz bulutlarını takip ediyorsun. Ama bu ayrıntılar güzelleştiriliyor. Bölüm tasarımları güzel, ekstradan o bölümleri arttırmalarını ben beklemiyordum o kadar. Sen beğendin mi oyunları oynarken? Oyunları beğendim. Bak, Elemental Gloss, Merge Fighters kendine az mekanik dediğim mesela özgürlük sağlıyordu kullanıcıya. Orada plana çıkarmışlar. Evet, kombinasyonlarla, nesnelerle güzel bir seçim yapıp rakipleri yeniyorsun. Hide and Seek, gerçek hayatta olan bir oyunun güzel bir uyarlaması. Get the Supercar biraz daha polish olabilirdi. Ben biraz polishten kırdım. Evolution'dan Idol var, Trade var. Adamlar güzel şeyleri almış, koymuşlar ve ortaya güzel. Zaten genel olarak güzel oyunları seçtik diye konuşamadık. Buraya kes. Bir daha kestik. Ya zaten genel olarak güzel oyunları seçtik ki bugün hani izleyenler de sıkılmasın. Aynen. Biz de ya burada ruhumuzu teslim etmeyelim oynarken. Yapanların eline sağlık. Yapanların eline sağlık. O zaman gelecek videolara görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bakıyoruz tekrardan çekmemiş. İnşallah çekmiştir. Şu an oradan görebiliyor muyum? Bu.